Büyüğümüz Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un, hemen oraya kulak verelim. Düşünün ki TBB'nin hiç gündeme dahil edilmediği, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ya da diğer belediyelerden hiçbir şekilde görüş alışverişinin yapılmadığı bir ortamda yapılan bu çalışmanın doğru olmadığını ve mutlaka bu çalışmalarla birlikte sonucun meclise taşınması gerektiğini tekrar sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Özellikle vatandaşlarımızın iyi bir eğitime tabi tutulması, sokak hayvanları, doğa, şehirde şehirle doğanın uyumu ve özellikle insanların bu konuda bilinçlendirilmesiyle ilgili hususların da okullarda mutlaka bir eğitime dönüşmesi ve müfredata konulmasının toplumsal bilinç açısından da önemli olduğunu belirtmek isteriz. Bu yönüyle şu anda mecliste görüşme çabası içerisinde ve zorlama bir girişimin doğru olmayacağını tekrar ifade etmek isterim. Yine değerli basın mensubu arkadaşlarım, son konu olarak su kanunu ve taşkın kanunu hakkında geçenlerde Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte çalışmaya katıldık ve Ulusal Su Kurulu toplantısına katıldım. Her şeyden önce Ulusal Su Kurulu toplantılarını önemsiyorum ve bu konuda Sayın Bakanımızın ve orada bulunan heyetin en etkin bir biçimde bu işin içinde olma gayretini görmekten de memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ulusal Su Kanunu'nun çok önemli olduğunu, bu sıcak günlerde, bu kuraklığı yine konuştuğumuz ortamda, iklim değişikliğinin etkilerini en üst seviyede konuştuğumuz bu ortamda mutlaka çok önemli, kalıcı, onlarca el hizmet eden kanunlara dönüşmesi gerektiğini, yıllarca ülkemize hizmet etmiş İSKİ kanunu gibi bazı özel kanunların korunarak, geliştirilerek su idarelerinin daha etkin, daha yerelde güçlü kurumlar haline gelmelerinin sağlandığı bir yasal zemin oluşmasını önemsiyoruz. Bu yönüyle TBB olarak ve bütün belediyelerimiz adına su kanununun ve taşkın kanununun katılımcı bir biçimde, ki taşkın kanununa görüşlerimizi ilettik. Bu konuda su kanununun henüz paylaşılmadığını ama bu konuda özel oturumla Ulusal Su Kurulu'nda görüşüleceğini ve öncesinde de yine belediyelerimizin görüşüne başvurulacağını, Türkiye Belediyeler Birliği'nin görüşüne başvurulacağını ümit ederek bu çalışmaları önemsediğimizi de belirtmek isterim. Değerli basın mensupları, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği çatısındaki güçlü kurumumuzun değerli encümen üyeleri, belediye başkanı arkadaşlarımla yaptığımız çalışmaların özetini sizlerle paylaştım. Biliniz ki ortak akılla ve işbirliğiyle bütün sorunlara eğilme konusunda kararlı bir heyetiz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu dönemde geçmiş dönemden farklı olarak çok kapsayıcı, çok adil ve eşit bir tavır içerisinde olacağını ifade etmek isterim. Burada ayrımcılığın bittiğini, birilerinin imtiyazlı olduğu dönemin sona erdiğini bütün vatandaşlarımızla, bütün belediyelerle paylaşmak isterim. Herkese eşit mesafede, tüm belediyelerimizde ortak ve uyum içerisinde çalışıyor olacağız. Hiçbir yurttaşımızın verdiği oy nedeniyle cezalandırılmasına, belediye hizmetlerinden başka il ve ilçelerine oranla daha az faydalanabilir konuma getirilmesine gönlümüz asla razı olmayacak ve bu konuda mücadele edeceğiz. Kapsayıcılıktan uzak politikalar asla güçlenmesini arzu ettiğimiz demokrasi sürecimize yakışmaz. Bu anlamda mutlak mücadele ve fikir beyanlarımıza ve çabalarımıza kurumlar düzeyinde ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi süreciyle devam edeceğiz. Biz Türkiye Belediyeler Birliği'nin en kapsayıcı ve demokrat yönetimi olma iddiamıza yakışır bir yönetim sergileme gayreti içerisinde olacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliği'mizin kıymetli encümenlerine de hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili özellikle görüşlerini dile getirdi Ekrem İmamoğlu az önce. Biz de konuşmasının belirli bir bölümünü yayınladık. Efendim sokak hayvanlarıyla devam edelim. Biz de komisyonda çok yoğun tartışma olduğunu ve bir bölümünü size görüntü olarak gösterdik. Ama o tartışmayla ilgili haberi verelim. Daha sonra Hasan Öztürkmen'le o meclisin içerisindeki o yoğun gündemi konuşacağız. Komik bir değişiklik yapıyorsunuz. Kanuna şu an birinci maddede şöyle başlıyorsunuz. Bu kanunun amacı hayvan sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşamalarını diye devam ettiriyorsunuz şu anda. Beşinci maddesinde de nasıl bütün sokak hayvanlarını toplayıp katledeceğinizi açık açık yazmışsınız. Onlar bizim can dostlarımız. Onları sahipli ve sahipsiz diye ayırt ederek onları bir şekilde öldürme hakkını kendimizde asla göremeyiz. Ve asla bu tarihi katliama geçit vermeyeceğiz. Sokak hayvanlarının ötenazi adı altında öldürülmesini öngören kanun teklifi Meclis, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşüldü. İlk toplantısını 16 saatte tamamlayan komisyon sabah 4'e kadar çalıştı. Çalışmalarına 22 Temmuz pazartesi günü devam edecek. Komisyon toplantısı salonun küçük olması, gazetecilerin çıkarılmak istenmesi, hayvan hakları savunucularının alınmaması gibi gerekçelerle tartışmalı başladı. Tartışmaların ardından teklifin tümü üzerine görüşmeler yapıldı. Muhalefet milletvekilleri ötenazi düzenlemesini kabul etmediklerini ifade etti. Bu bir yönüyle cinayettir. Bu cana kıymaktır. Dolayısıyla bu anayasamızın koruduğu temel haklara tamamen aykırıdır. Bari bunun sebebini anlatın da hakikaten insanlığınızdan şüphe etmeyelim. AKP'li milletvekili konuşurken bu yasa tasarısına saygı duymak zorundasınız dedi. Hayır, saygı duymuyoruz. Bu kanlı katliam yasa tasarısının önümüze gelmesine saygı duymuyoruz. Görüşmeleri meclis koridorundaki televizyondan takip eden hayvan hakları savunucuları meclisin camlarına çıkarak sloganlarla teklifi protesto etti. Slogan sesleri toplantı salonundan da duyuldu. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz Sayın Azizim? İşte halkın sesi burada. Komisyonda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de dinlendi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Murat Arslan, araştırmalara göre itlafın 20 yıl içinde popülasyonu sadece %13 azalttığını, kısırlaştırmanın ise %78 başarı sağladığını aktardı. Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk, ötenazinin çözümsüzlük olduğunu söyledi. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi Sözcüsü Güliz Gündüz, mahallelerimizden kedilerimizi, köpeklerimizi almaya gelirseniz set olacağız. Bizi öldürmeden o hayvanları öldüremezsiniz ifadelerini kullandı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, konuşmasının başında Gazze geçen bir cümle kurunca AKP'li milletvekilleri bağırmaya başladı. Çıkan tartışmada iktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon çalışmasına 10 dakika ara verildi. Teklifin tümü üzerine görüşmelerin ardından maddeler oylandı. İlk 3 madde AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Komisyon çalışmalarına 22 Temmuz pazartesi günü devam edecek. Evet, bu konuyu konuşacağız. Hasan Öztürkmen bizimle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili, hoş geldiniz Hasan Bey. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun, çok hareketli bir gün geçti dün tabii mecliste. Bu devam edecek pazartesiden itibaren. Biz hemen izleyicilerimizle paylaşalım, sizin de bilginize sunalım. Yapılan anketler var. Hayvanları koruma tasarısı diyorlar ama ötenazi yapılmasına yol açacak bir tasarıdan, bir yasadan bahsediyoruz. Hemen gösterelim Yöneylem'in anketini. Yöneylem anketinde diyor ki, öbürüne verin anketi. Yöneylem anketinde AKP seçmeninin %6'sı evet bu yasa böyle geçmelidir diyor. %94'ü hayır diyor, yani AKP seçmeni. MHP'lilere bakalım, CHP zaten belli. Onların da %9'u 8,8'i evet geçsin bu şekilde diyor. Yani %70'i hayır diyor, %10'u ise sahipsiz köpekler, belediyeler devlet tarafından kısırlaştırılarak alındıkları yerlere bırakılmalı. Yani sonuçta %90 civarında, 95 civarında da MHP seçmeni hayır diyor. CHP seçmeni ise zaten neredeyse %100'e yakın.
ancak çok az bir bölümü böyle bu yapılsın diyor. Sonuçta öyle bir durum var ki zaten genel bir kabul görmüş bir durum.